Selamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Ömer Farkut. Yüksek bilgisayar mühendisiyim. Ağırlıklı olarak aslında telekom alanında çalışmakla beraber son 5 senedir de Big Data alanında çalışıyorum. Şu an Orizazalı'da Big Data Architect olarak görev alıyorum. Bugün aslında birazcık 2.0'dan bahsediyor olacağım. Hem özelliklerinden hem de son yaptığımız projeden detaylarından birazcık bahsedeceğim. Sporadata olarak Big Data alanında aslında çalıştığımız belli başlı alanlar var. Bunlardan bazıları yine Spark üzerinde geliştirilmiş, bazıları da üzerinde geliştirilmiş ürünler veya projeler. Social Network yani bizim Spark üzerinde geliştirdiğimiz ilk proje, birazdan nereye, hangi versiyonla geliştirdiğimizi de söyleyeceğim. Onun dışında lokasyon bazlı marketing, customer experience management, smart analytics, segmentation ve churn prediction. Bugünün konusu olan da churn prediction projesi. Aslında klasik Manning serileri biliyorsunuzdur. Java in action, Spark in action, Scala in action şeklinde. Buradaki In Action bizdeki projeye tekabül ediyor aslında. Biz 2.0'ı projede kullandık şu an canlı da. Biraz hızlı gittik diyebiliriz ama özellikle Machine Learning tarafında çok fazla yenilik getiriyordu. Ve Machine Learning'de çok real time kritik bir şey olmadığı için 2.0'ı kullanabildik. Sonuç olarak ayda bir çalışıyor bu model. Dolayısıyla herhangi bir riski yok. Biz hatta 2.0'la başladık. Spark yine durmadı. 2.0.1'i çıkarttı. Ona geçmedik ama. Spark'a baktığımızda aslında Spark'ın son 6 senesi var. Bu son 6 senede ilk başta tabii ki Berkeley'de başlıyor. Sonrasında research paper olarak yayınlanıyor. 2013'te Databricks başlıyor ama ondan öncesinde zaten Spark vardı. Fakat Apache'ye devroluyor. Apache software altına, SF altına giriyor. 2014'te ilk versiyon Spark 1.0 yayınlanıyor. SQL, ML ve GraphQL olarak. Biz aslında 2013'ün sonlarına doğru başladık. Bizim başladığımızdaki versiyon 0.8 versiyonuydu. Belki de Türkiye'de ilk proje yapıp canlı alanlardan biriyiz. Çok zor oldu. Hani hiç dokümantasyon olmadan GraphQL üzerinde graph projesi geliştirdik. Kaç 12 sunucuda çalışan ve 8 saat süren tüm Türkiye'deki telefon numaralarını modelleyen bir graf projesiydi. Sonrası 1.0'la beraber 1.0'a upgrade ettik, 1.1'e upgrade ettik, 1.2'ye upgrade ettik, 1.2'de düzeldi. Yani 0.8'de bir şey çalışmak çok fazla mümkün değildi. O günden bugüne de Spark üzerinde çalışıyoruz aslında. 2015'te Tungsten ve Pipeline upgrade, Data Frame upgrade geldi. 2016'da Spark 2.0 geldi. 2.0'da da bir şeyler değişti tabii ki. 2.0'da Databricks aslında Spark artık easier, faster ve smarter olarak konumlandırıyor. Çünkü API'leri birazcık daha kolaylaştırdı. Eskiden kullananlarınız bilir çok karışık. Aynı şeyi yapabileceğiniz 3-4 farklı yöntem var. Hangisiyle yaptığınız, yani her biriyle yaptığınızda farklı sonuçlar çıkabiliyor ve farklı hatalar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu API'ları tekilleştirmesi kullanılabilirlik açısından önemli. Özellikle yine Machine Learning tarafındaki bu data frame, data set denilen kısımları tekilleştirmesi ve dokümantasyonu da güncellemesi kolaylık sağladı. Yine Spark Session dediğimiz, orada da aslında yine eskiden High Context, Spark Context, yine başka kontekstler de yaratarak aslında geliştirme yapıyordu. Şimdi sadece Spark Session yaratarak birçok işinizi halledebiliyorsunuz. 2.0'da aslında birazcık yine API'lerin gelişmesi, Structured Streaming gibi özellikler önemli olsa da asıl önemlisi Optimizer ve gelen hız. Ciddi anlamda 5 kat, 10 kat daha hızlı kütüphaneler. Sorgular daha hızlı çalışıyor. Bunların benchmarkları da var, birazdan göstereceğim. Sonuç olarak Spark'ın bu kadar tercih edilmesi nedenlerden birisi de hız, en önemlisi hatta hız. Hızın bu kadar iyileştiği ortamda Spark'ın daha da gideceği çok yol var. Üçüncüsü de Structured Streaming. Burada da bir önceki sunumda bahsettiği gibi aslında streaming konusunda sıkıntı vardı. Daha çok iş gerekiyordu. Bunu Structured Streaming ile beraber database'lere de bağlanmaya getirdikleri için artık daha kolay ve daha yetkin projeler yapılabilmesi
streaming'in yolu açıldı. O açıdan streaming açısından da önemli Spark 2.0. Az önce aslında kısaca bahsettim. Spark Context Spark Context ve benzeri kontekstlerin yaratılmasını ortadan kaldırarak sadece Spark Session'a geçti. Spark Session'la beraber bu en azından ilk session yaratmak için çok kolaylaştı. Sadece konfigürasyonunu yapıp yaratabiliyorsunuz ve bu şekilde çalışıyor. İlk başta Spark deneyenler veya çalıştırmaya çalışanlar bilir. Genelde böyle bir gün, iki günü alan süreler daha bile fazla sürelerde sıkıntı yaratabiliyordu. Şimdi neredeyse indirdiğiniz gibi çalışabilecek seviyede. Buradaki kısım altta kodu görüldüğü üzere sadece Spark seçimi yaptı. Konfigürasyonu, birkaç tane daha yüklü konfigürasyonu. Hive kullanacaksa Hive support'unu da enabledi. Seçim varsa getirip yoksa yenisini kredi verirken artık işlemlere başlayabiliyorsunuz. Bir sonraki özellik az önce bahsettiğim gibi aslında datasetler ve data frame'ler. Yine burada da halen çok net değil ama en azından terminoloji öğrenince kolaylaşıyor. Data frame dedikleri aslında dataset. Data frame diye kullanılıyor ama dataset yazıyorsunuz sadece. Datasetler üzerinden işlem yapıyorsunuz. Zaten kendileri de en son yazmışlar. Data frame işte dataset diye hani böyle bir imaj şeklinde. Ama nedense hala terminoloji olarak data frame'i devam ettiriyorlar. Çünkü önceki versiyonlarda hep data frame olarak geçiyordu. Onu devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama bundan sonrası için, yani Spark 2.0'dan sonrası için çalışacaklar için sadece dataset var. Dataset'i kullanarak devam edebilirler. RDD'ler devam ediyor. Ama RDD'leri low level olarak devam ettiriyorlar. Dolayısıyla RDD'de bir development yapılması çok istenmiyor ama yapılabiliyorsunuz. Yani onu şey yapmıyor. Dolayısıyla eski sürümleri desteklemek için onları kaldırmıyor. Ama yenilerinin artık dataset üzerinden yapılmasını istiyor. Burada dataset ofisi de ikiye ayrılıyor. Typed ve untyped olmak üzere. Untyped de size datasetin içerisinde bir row olarak veriyor. Bu row üzerinde her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Untyped bir şekilde. Typed olduğu durumda ise sizden birer Java objesi poja yaratmanızı bekliyor ve bu row'larınızı bu pojalara atamanızı bekliyor. Dolayısıyla artık bir liste gibi düşünebilirsiniz. Sadece içinde person objesi diyecek olursak person objesinin olduğu bir liste gibi davranıyor ve içerisinde SQL'den machine learning'e kadar her türlü Spark'ın özelliğini çalıştırabiliyorsunuz. Her şeyi destekliyor. Ama tabii untyped'ın da faydası var, typed'ın da faydası var. Birazdan onlarla kısaca bahsedeceğim. Benchmark'la uğraşanlar duymuşlardır. TPCDS diye bir benchmark kütüphanesi var. Herkes birbirine kıyaslarken bu kütüphane üzerinden kıyaslar. İçinde yanlış hatırlamıyorsam 99 tane sorgu var. 99 tane sorguyu çalıştırıp aynı donanımda bizimki şu kadar da çalıştı, sizinki bu kadar da çalıştı diye kıyaslama yapılır ve TPCDS'lerde de bir terabaytta da bu kadar, 5 terabaytta, 1 petabaytta bu kadar diye veri boyutuna göre de farklı farklı kıyaslamalar yapılır. Spark artık diğerlerine kıyaslamayı kendisini bıraktığı için kendi kendine kıyaslıyor. 1.6 ile 2.0 kıyaslamışlar. 1.6'da Spark'ta bu TPCDS'lerde çalışamayan query'ler vardı. Hem SQL desteğinden dolayı hem de performans açısından. Artık SQL desteğinden ve performans açısından dolayı bütün query'leri çalıştırabiliyorlar. Ve baktığımız zaman da kameranızı gibi küçük olanlar daha iyi anlamına geliyor. Sol taraf çalıştığı süreyi gösteriyor. Sadece kendi içinde kıyasladığımızda 5 kat, 10 kat, 7 yerine göre daha fazla bile kazanımlar mevcut. Spark 1.6 ile bu kadar popülerken kendini kendini 5 kat, 10 kat daha hızlandırdığında ne kadar popüler olacağını düşünmek çok zor değil. Şeyi aldı gidiyor yani, sazı aldı eline gidiyor diyebiliriz Big Data alanında. Zaten şu an yapılan araştırmalara göre de Amerika'da en çok maaş ödenen developer, Spark developer olarak geçiyor şu an. Çünkü bütün büyük şirketlerde kullanılmaya başlandı. Herkes personel aradığı için de böyle bir açık oluştu. Yani bu zaten öngörülen bir şeydi ama yavaş yavaş gerçekleşiyor artık diyebiliriz. Az önce bahsettim. Data Frame Based ML Pipeline API diye geçiyor. Artık bu
ilk API oldu. Yani bahsettiğim datasetleri kullanarak yaptığımız geliştirmeler artık ana API olarak geçiyor. Diğerleri artık destekleniyor ama orada geliştirme yapılması çok fazla istenmiyor. Burada Scala'da, Java'da, Python'da ve R'da artık birçok model destekleniyor. Burada birazcık daha diller olan desteği de arttırmışlar. Özellikle ara bir şey var. R support'unu geliştirmişler. Buradaki GLM, Namewise, Survival Integration'ın K-Means algoritmaları da bunun işin içine girmiş. Dostlar artık hani R biliyorum ama Spark bilmiyorumdan ziyade hani R biliyorsanız bir şekilde Spark'a da geçebiliyorsunuz. Python keza aynı şekilde. Zaten bu alanda kullanılan dillere baktığınızda Python, R, Spark'tan önce gittiler. Scala ve Java'da artık hani Spark'la beraber gelen dil olarak 4 dil olarak hani machine learning üzerinde port öne çıkıyorlar. Burada API'lere baktığımızda her şeyi SQL'lerle yapmak mümkün. Hani SQL support'a geçtiği için birçok şey SQL yapabiliyorsunuz ama SQL'de runtime'da hata yapıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela 3 saat çalışan bir modeliniz var. Test etmek istiyorsunuz. 2 saat sonra bir hata geliyor. İşte bilmem ne field'ını bulamadım. Dolayısıyla tekrar bir değişiklik yapıp bir daha çalıştırıp bir 2 saat daha aynı stage'leri geçip sonrasında yine başka bir hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii küçük küçük datalarla bunu test etmek mümkün ama büyük dataya geldiğiniz farklı şeyler olduğu için büyük datayla da bunu test etmeniz gerekiyor. SQL'de dolayısıyla hatalar runtime'de karşınıza geliyor. Eski ismi data frame'de syntaxlar compile time'da analizlerde runtime'de geliyordu. Ama şimdi dataset'te bu bahsettiğim mekanizmayla beraber Java objelerini takip şekilde kullanarak aslında hem analiz hatalarını hem de syntax hatalarını compile time'da almanız ve böylece development'ı daha hızlı yapmanız, daha az hatalı yapmanız mümkün. O açıdan avantaj sağlıyor. Bu aslında az önce bahsettiğim şey geliyor. Normal bildiğimiz Java veya Scala gibi bir insan objesi tanımlıyorsunuz. Bunları JSON'dan dataset'e dolduruyorsunuz. Dataset'e doldurduktan sonra da klasik bildiğimiz SQL normal metodlarla yazılan şekli gibi ismi maille başlayan insanları ismine göre grup ayırıp yaşlarının ortalamasını al aslında. Baktığımızda SQL. Üniversite SQL yazabiliyorsunuz. Ama böyle yazdığınızda hata alma şansınız yok. Öteki türlü hata alma şansınız yüksek. Bir de okunabilirliği artıyor diyebiliriz aslında. Bugünün aslında konusu bir model build etmekti. Ama 2.0'da gelen geliştirmelerle beraber başladım ki nasıl gideceğini görelim diye. Burada kodlarımız var. Bunların üzerinden gitmek istemiyorum çok fazla. O yüzden daha kısa kodlar üzerinden gideceğiz. Analitik'se baktığımızda aslında bu SAS'ın tanımı bu arada 8 aşamalı bir analitik yapı görüyorlar. Hani 8 aşamadan oluşuyor. İlk 4'ü birazcık daha eski diyebileceğimiz reaktif, son 4'ü de birazcık daha proaktif olan, daha çok tahmine dayalı veya birazcık daha hataları oluşmadan engellemeye dayalı olan kısımlar. Tabi burada algoritmaların gelişmesi, kumların gelişmesi, şirketlerin büyümesi, datanın büyümesi beraber artık standart flipos'tan başlayıp şu an flip modeling'e kadar geldik. Optimization yapan tabii şirketler var. Dolayısıyla her şirketin kendi analitik seviyesine göre burada bir yere oturuyor. Büyük şirketler genelde şu an flip modeling veya optimization kısmına gelmiş durumda. Küçük şirketler de doğal olarak daha çok raporlama aşamasında duruyorlar ama onların da tabii ki sağa doğru gelmeleri yüksek ihtimal. Burada sabah Burak bahsetti aslında bundan. Benzer bir şekilde bir predictive model yaparken aslında adım adım ilerlemek gerekiyor. Bu adımlarda mevcut aslında. İlk başta en önemlisi problemi doğru define etmek lazım. Yani sizin yaptığınız iş bir classification mı, regression mı veya başka bir iş mi yapıyorsunuz? Onların da çeşitleri var. Hangisine girdiğini bilip ona göre başlamak gerekiyor. Çünkü her birinin kullandığı algoritma, her birinin kullandığı feature, tool farklı. Yani ben her şeyi başlayıp Spark'la yaparım. Olmaz. Burada da yapamayan şeyler var sonuç olarak. Daha zor yapılabilen diyelim. Dolayısıyla ilk önce problemi tanımlamamız lazım.
burada hani birazcık daha ticari olarak düşünürsek de genelde developer veya IT kitlesi olduğumuzu düşünerekten iş ekiplerinden problemi tam net bir şekilde tanımlatmamız gerekiyor ki proje bittiğinde kabul ettirmeyi veya başarısını net bir şekilde gösterelim. Aksi takdirde problem net olmadığı sürece yaptığımız bütün iş boşa gidebiliyor. Dolayısıyla her türlü kriteri önceden net bir şekilde koymak lazım. Burada tabii ki sadece problemi tanımlamamız yetmiyor. Başarıyı ve doğruluk oranı nedir onu tanımlamamız lazım. Birazdan bahsedeceğim yaklaşık 10-15 tane farklı parametre var doğruluğu ölçebileceğiniz. Bu 10-15 parametreden hangisini ben optimize edeceğim, hangisini tune edeceğim, hangisini iş ekiplerine kabul edeceğim ve bunun hedefi nedir? Biz bir projeye başlayalım, %20 doğrulukla yaptık, oldu mu demek çok fazla olmuyor açıkçası. Dolayısıyla bunu da baştan net etmek gerekiyor, net set etmek gerekiyor. Çok yüksek bir beklenti varsa gerekirse yapmamak gerekiyor çünkü. Başarısız bir proje yapmak yerine. Dolayısıyla accuracy önemli. Accuracy de probleme göre değişiyor. Birazdan size bahsedelim. Bir sonraki aşama, hani tanımlamamız net olduktan sonra datayı hazırlamak gerekiyor. Data da artık büyük şirketlerde özellikle traditional BI sistemleri var. Burada klasik bankalar, operatörler, büyük retail şirketleri. Burada yapılan bir raporlama hesaplamından bir parametreler var. Genelde 200-300 tane parametre hesaplanıyor burada. ETL'den mi bahsediyorsunuz? Evet, ETL, aynen. Bu aşamalardan sonra bu hesaplanan 200 tane parametreyi sizin bu proje kapsamını tekrar hesaplamaya çalışmanız sizi sadece yavaşlatır, proje süresini uzatır, boşuna patinaj çekersiniz. Dolayısıyla traditional BI'deki bütün filtreleri bir alıp ek olarak bir de kurumun bir big data sistemi varsa oradaki big data'dan ne çıkartabiliriz, hangi feature'ları atabiliriz ona bakmak gerekiyor. O ikisini birleştirip feature setini oluşturmak gerekiyor. Sadece traditional BI zaten şu an yapılıyor. Hani dolayısıyla sadece traditional BI üzerinde ki datalar üzerinden bir algoritma geliştireceğim dediğinizde çok fazla kabul görmüyor. Şu an bütün bankalar, bütün operatörlerde zaten SAS veya benzeri, SPSS benzeri, IBM'leri benzeri sistemlerle bunlar yapılıyor. Dolayısıyla artık birazcık daha big data'yı da katarak, gerekirse dolgları katarak, klikleri katarak veya işte operatörler için düşünecek olursak arama kayıtlarını katarak biraz datayı büyütüp oranları veya accuracy'yi o şekilde iyileştirmek gerekiyor. Data da hazır olduktan sonra aslında artık algoritma seçme aşamasına geliyor. Burada da hani şu algoritmayı ben yaparım, burada en iyi çalışır diye bir şey de hiçbir zaman söz konusu olmuyor. Bazı problemler çok net artık. Çünkü herkes denemişler o yaklaşık belki 10 tane algoritma var. 10 tane algoritma herkes denemiş. Diyor ki hani bu tip bir problem için şu algoritma çok iyi çalışır. Hani onun üzerinden ilerleyen şeyler bazı net olan şeyler var ama problemden problemine algoritmanın sonucu da doğruluk oranı değişiyor. Dolayısıyla algoritmayı doğru seçmek gerekiyor. Bir sonraki aşamada ki en önemli aşamalardan birisi olabilir kullandığımız algoritmaya göre feature engineering denilen sayısal değerlerin scale edildiği, kategorik değerlerin kategorik olarak tanımlandığı veya işte bucketing yapılacaksa hani 5 yaş 10 yaş arasında bir kategoriye, 10 yaş 15 yaş arasında bir kategoriye koyduğunuz veya hangi kategorileri, insanları hangi kategorilere koymaya karar verdiğiniz bir sistem aslında. Bu tamamen sizin datanızı değiştirdiği için doğruluk oranını da en çok değiştiren etken bu aslında burada. Yani dolayısıyla zaten bütün zamanımız data preparation ve feature engineering kısmına geçiyor. Data preparation kısmı birazcık daha işin ham maliyet kısmı oluyor. Feature engineering kısmında tamamen artık işin nasıl diyeyim, zekanızı kullandığınız, fark yarattığınız kısmı oluyor ki doğruluk oranını en iyi şekilde sağlayabilelim. Machine learning ile uğraşanlar bilir. Overfitting bir problemdir. Bunu engellemek için de hani bazı şeyler yapmak gerekiyor. Yani çok karşılaşmışsınızdır siz de. Bir model yaptığınızda ilk yaptığınız şeyde bazen %100 görüyorsunuz. Bazen veya %0 görüyorsunuz doğruluk oranında. %100 gördüğünüzde doğruluk oranının nedeni overfitting oluyor. Sıfır gördüğünüzde mutlaka bir hata yapmışsınız.
Tabii test setinde %100 görüyorsunuz, sonra yeni bir data geliyor, bakıyorsunuz %0 doğruluk oranı. Dolayısıyla bunu da overfitting'i engellemek gerekiyor. Tabii bunları yapınca bitmiyor, hani bir de tune etmek lazım. Bu threshold değerleri var, bu parametreleri de tune etmek lazım. En sonunda sonuçları artık sunmak gerekiyor. Bunlar adım adım bunlardan kısa kısa bahsedeceğim. Bizim son yaptığımız proje, bu proje aslında churn prediction projesiydi. Churn prediction telekomla uğraşanlar, telekom sektöründe olanlar varsa bilirler. Churn operatörün, müşterinin operatörü bırakması demek. Bu aslında subscription bazlı olan bütün sektörlerde geçerli. Bunu Digiturk girer, operatörler girer, kredi kartı kullanımı subscription bazlı olduğu için girer, bankalar girer. Daha girmeyenler de daha çok mesela Migros girmez. Onları da buna bu probleme benzetmek mümkün ama Migros gibi retail şirketleri buna girmez. O yüzden bir üyelik olması gerekiyor ve bu üyelik için bir para ödenmesi gerekiyor ki bu problem doğru bir şekilde çalışsın. Burada bizim dediğim gibi problem net aslında. Abonelerin operatörü bırakması. Dolayısıyla bu net olduktan sonra bunun bu bir classification'a giriyor. Yani, bunun tipine karar vermek gerekiyor. Bu bıraktı, bırakmadı veya bıraktı, bırakacak, bırakıyor, bıraktı gibi hani bıraktı, bırakacak 0-1 dolayısıyla binary classification. Ama bıraktı, bırakıyor, bırakacak gibi devam ettirirsek bunları farklı farklı şeyler yaparsak bu sefer multi-class classification'a giriyor. Dolayısıyla bizden istenen aslında binary'di. Bıraktı mı? Devam ediyor bu şekilde. Mesela binary classification problemi olarak başladık bizim probleme, projeye. Sonrasında tabii ki accuracy'den kastımız ne? Bunu öğrenmeye çalıştık. Doğruluk oranı nedir? Burada solda aslında biraz küçük kaldı. Doğruluk oranı için neler kullanılıyor? Bunun listesi var. Burada Spark bunların hepsini sağlıyor buradaki değerlerin. Burada precision kullanıyor. Biz precision kullandık açıkçası. Onu da anladığınızı kısaca. Recall var, F-Measure var. Araya under walk yol var. Bir de recall yol var. Bunlar biraz daha matematiksel bir yanı işin. Ama biraz daha bizim sözüne gittiğiniz zaman aslında sağ tarafa gitmeniz gerekiyor. Sağ taraftaki görselliği kullanmanız gerekiyor. Bunlar da confusion matrix denilen şey en hızlıca ve kolayca anlatabileceğiniz şey. Precision da zaten orada hesaplanıyor. Aynı şekilde recall da orada hesaplanıyor. Bir yerde leaf diye geçiyor. Altta gördüğünüz aslında sizin algoritmayla bir tahminleme yaptığınız zaman 1 milyon kişiniz varsa sizin bu sistem içerisinde ve sizden 100 bin kişilik bir liste ve 10 bin kişilik bir liste veriyorsanız business user'lara sizin bu demek olarak %1'lik bir tahmin yapmış oluyorsunuz. %1'lik bir tahmin yaptığınızda sizin doğruluk oranınızın yüksek olması çok yüksek ihtimal. Bu %1 sizin verdiğiniz sayıyı arttırdıkça %1 doğruluk oranı düşüyor. Sağlıklı onu gösteriyor. Verdiğiniz kitleye göre doğruluk oranlarının random'a göre kıyaslamasını gösteriyor. Burada en önemli şey aslında sizin belki de tek parametreniz bu işleri yaparken random seçim. Bu da şu demek oluyor. Sizin diyelim churn oranınız %2. Yani 1 milyon kişiniz var. Her ay boyunca %2'si churn ediyor. Dolayısıyla siz 1 milyon kişiden herhangi bir sample aldığınızda churn oranı içindeki %2 olmak zorunda. Hani random kurallara göre doğru bir random alıyorsanız. Siz öyle bir algoritma yaptınız ki ve bir sonuç üretiyorsunuz ki bu %2'den büyük olması zorunda ki sizin modeliniz en azından anlamlı olsun. %2'nin altında veriyorsanız zaten hiç uğraşmayın. Random verin. Gitsin. Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Dolayısıyla o kırmızı çizgi onu gösteriyor. Random'a göre sizin algoritmanız verdiğiniz kitlelerde nasıl perform ediyor? Bunlar da birazcık karışık. Binary classification'a geleceğim ama iş kolaylaşıyor. Üsttekiler tahminler, evet diye tahmin etmiş, hayır diye tahmin etmiş, sol taraftaki de gerçekle beraber. Bu TP aslında true positive diye geçiyor. Yani siz doğru gidecek demişsiniz, gerçekten de gitmiş. 100 kişi söylemişsiniz, orada daha doğrusu şöyle, siz 110 kişi tahmin etmişsiniz, true positive 100 kişisini tutturmuşsunuz, false positive de 10 kişi yanılmışsınız. Burada precision diye hesapladığımız şey aslında 100 bölü 110 oluyor. Ve doğru konu %90'larda oluyor. Şu örnek için verecek olursak.
Churn buna giriyor. Çünkü Churn'de istenilen şey şu. Siz ne kadar küçük bir liste verirseniz, oradaki doğru söz ne kadar yüksekse o kadar iyi. Çünkü o kişilere karşı agresif bir kampanya yapılıyor. Normalde 50 dolar kampanya, 25 liraya veriliyor sadece kalsınlar diye. Dolayısıyla orada bir aslında operatör bir para harcıyor. Bu harcadığı parayı da adam minimize etmek istiyor. Gelirinden gidiyor ama yine de bir para harcıyor. Dolayısıyla hani normalde gitmeyecek olan insanlar aynı kampanyayı önerip gelirini kısmak istemiyor. Dolayısıyla precision dediğimiz şey, yani sizin doğru diye tahmin ettiğiniz, ayrılacak diye tahmin ettiğiniz şeyde ne kadar yüksek oranda tutturursanız o kadar iyi. Dolayısıyla bizim business problemine göre precision bizim için doğruluk oranıydı. Dolayısıyla biz bütün optimizasyonlarımızı ona göre yaptık. Ama bu da dediğim gibi hani mesela burada operatörün maliyeti olduğu için bunu şey yapıyor. Maliyeti olmayan bir durumda adamla ulaşabildiğim kadar ulaşmak isteyebilir. O zaman da bu hedef kitleyi arttırıp in doğruluğu da belli bir oranda tutup başka bir hesaplamaya gitmek gerekebilir. Ama yine precision en çok kullanılanlardan birisidir. Doğruluk hesaplamalarında. Data preparation da hani zaten hepimizin bildiği şeyler. Dataları toplayıp, ekleyip, temizleyip, transform edip en son gerekli küçültmeleri yapıp kullanıyoruz. Spark deyince artık Hadoop'la beraber ne kadar çok da o kadar accuracy aslında. Daha çok hızlan, daha iyi bir accuracy elde edemiyorsak yaptığımız işte bir sorun var. Zaten daha çok data kullanmıyorsak da Spark'a ihtiyaç yok veya Hadoop gibi teknolojilere ihtiyaç yok diyebiliriz. Mevcut teknolojilerde zaten data warehouse sistemlerindeki modellemeler yapılabiliyor. Algoritma olarak da biz random forest kullandık. Random forest ve diğerlerini kullandık ama random forest en iyi sonucu verdi bize bu problem için. Burada random forest'ı birazcık biliyorsanız tree bazlı algoritmalarda aslında feature scaling'e gerek yok. Çünkü bölme yaptığı için sıralamayı değiştirmiyorsunuz o kolon içinde. Kolon içindeki sıralamayı değiştirmeniz sürecinde siz onun karekökünü alsanız, ikiye çarpsanız, bölseniz hiçbir şey fark etmiyor. Dolayısıyla hani elinizdeki sayısal değerleri böyle çarpı bölme gibi, karekök alma, elen alma gibi hani hiçbir şey sokmanıza gerek yok. Direkt kullanabilirsiniz. Yapmanız da hiçbir şey doğruluğu etkilemiyor. Aynı şekilde bahsediyorum, non-linearity ile yapılı. Feature interaksiyonları da denk oluyor. Mesela A değerini B değerini bölüp onu bir feature olarak koymanız bir şey değiştirmiyor. Çünkü zaten o A'dan küçük, B'den büyük veya B'den küçük, A'dan büyük diye bütün şeylere baktığı için o oran aslında zaten bunun radar setine girmiş oluyor. Dolayısıyla random forest kullandığınızda aslında sizin matematiksel olarak yapacağınız işlerin birçoğu azalıyor. Dolayısıyla random forest'ı ilk denemeniz sizin için daha az zahmetli. Sonrasında çünkü öteki algoritmalarda çok daha fazla iş yaparak bir deneme yapmanız gerekiyor. Buradaki problem eğer sizin, buradaki sonuçlar sizi mutlu ediyorsa başka algoritmalarla deneyemeyebilirsiniz ama çok iyi bir optimizasyon yapmak istiyorsanız en iyi doğru algoritmayı bulana kadar sonuna kadar gidebilirsiniz. Bu Java notasyonuyla bir random forest classifier nasıl yazılır? Modernizm denilmiş onun kolu. Burada klasik label'ımızı veriyoruz. Feature'ın hangi kolunda olduğunu söylüyoruz. Probability'lerin de bize verilmesini istiyorsak ki genelde isteniyor. Probability'yi istediğimizde şu kolunda verilmesini istiyoruz. Burak bahsettiği integrity'yi set ediyoruz. Aynı şekilde number of trees'i set ediyoruz ve max depth'i set ediyoruz. Burada birçoğu yol diyebilirsiniz tabii ki ama çok da fazla konuştuk ama number of trees ve maximum depth en önemlileri. Maximum depth bu bahsettiğim tree'deki ne kadar aşağı kadar ineceğini gösteriyor. Number of trees de precision tree dediğimiz şey zaten bir tane tree. Bundan kaç tane yapıp bunları en sağlıklı yapacağını gösteriyor. Her zaman arttırmak en iyi sonucu elde etmiyor ama belli bir onun da bir şeyi var yani. Bir seviyesi var. Ne kadar arttırırsanız o kadar süre artıyor bir de. Dolayısıyla büyük datalarda bu günleri aşabiliyor. Dolayısıyla bir optimumu bulmanız lazım. Spark 2.0'dan önce de vardı ama 2.0'da biraz da bana göre en azından derleyip toplanmış feature extraction, transforming and selection kısımlarında kullanabileceğiniz çok fazla seçenek var. Burada hani sayısal değerlerde en azından işte standard scaling, normalizing veya maksimum absolute calculation
işte bahsettiğim o Backlink mesela bahsettiğim gibi bu değerlerin hangi bucketlara girdiği falan bunları içinde nasıl Spark içinde halledebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde feature selector'larda vector stars ve R-formları kullanarak yapabilirsiniz. Chi squares selector diye bir şey var. Bu Chi squares independence test diye bir algoritma var. Onu kullanarak aslında sizin label'ınıza en yakın probability'si en yüksek olan en ilgili parametreleri size gösteriyor. Hani basit bir şekilde datanızı yükleyip en azından işlem yapmadan bu feature'lardan hangileri label'a en yakın label'i etkiliyor diye ona chi-square selector'a bakabilirsiniz. Az önce bahsetmiştim bundan. Feature scaling'e gerek yok. Scaling deyince aslında bu listede şu solda gördüğünüz normalizer, standard scaler, minimax scaler, max up scaler gibi yani 5-6 tane şey hiç denemeden bunu geçirebiliyorsunuz. Diğerleri zaten bazıları indexing ile alakalı. Dolayısıyla işiniz bayağı kolaylaşıyor diyebilirim size. Overfitting'den bahsetmiştik. Random Forest aslında overfitting'e engellemeye yatkın bir algoritma zaten. Sadece burada maksimum depth'i çok koymamız gerekiyor. Mesela 10 tane feature'ınız varsa 10 tane maksimum depth 10 koyarsanız ezberlemeye doğru gidebiliyor. Burada işte overfitting'i engellemek için maksimum depth'i azaltıp mesela 10 tane feature'ınız varsa 5 koyun. Ki bizde mesela yaklaşık 300 tane feature vardı projemizde. Biz yine 5 ile yaptık mesela. Yani o deneyerek ilerliyorsunuz. 5, 6, 7 farklı depth'lere göre farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bir model için 5 iken başka model için 10 olabiliyor. Onu deneyerek ilerliyorsunuz. O filmde random forest'ı en azından bu şekilde engelleyebiliyorsunuz. Threshold değeri var. Probability hesapladığımı söylemiştim. Probability kendisi hesaplıyor. Default threshold 0.5. Dolayısıyla doğruluk oranı verdiğinizde size 0 verebilir. Ona aldanmayın. Çünkü 0.5 default konulduğu için sizin probleminize göre threshold'unuz farklı olabilir. Dolayısıyla sizin aslında ilk bu probability'leri görüp probability'ler üzerinden bir sıralama yapıp ilk %1'i alıp o %1'i doğruluğu kendiniz hesaplamanız gerekiyor. Veya bunu da yapıyorlar. Threshold'unu set ediyorsunuz. Threshold 0.5 iken 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 test ederek yapabilirsiniz. Çok zor problemlerde probability'yi düşük bulabiliyor. Dolayısıyla threshold'unuzu siz de daha küçülterek de aslında shift edebiliyor. Küçülterek doğruluk oranınızı, gerçek doğruluk oranınızı bulabilirsiniz. Yine özellikle iş ekibi database'inden bir şey, feature importance. Tamam, iyi güzel tahmin ettim de hangi parametre etkiledi? Yani müşteri hizmetlerini aramaları mı etkilemiş, yoksa fiyatlar mı etkilemiş, ne etkiledi? Bunun için de feature importance'ı almanız gerekiyor. Random Forest'ta yine bunu veriyor size Spark. Feature başına hangisinin daha important olduğunu veriyor. Bunları sıralamasını yapıp iş ekiplerine direkt bu sizin etkenleriniz. Bunları eleştirdiğinizde churn'ünüz azalacak diyebilirsiniz. Genel olarak Chi-square'de çıkan larla buradaki feature importance'ı karşılaştırdın mı? Bunları karşılaştırmadık. Orada bireysel bakıyor. Hani bir kolonla label'ı karşılaştırıyor, bir kolonla label'ı karşılaştırıyor. Burada birazcık daha hani kombinasyonlarına da baktığı için burası orası hani eşleşmemesi lazım. Ama büyük ihtimalle ilk konularına baktığımızda bir 2-3 tane eşleşen parametre çıkabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hani genel olarak Spark'ın kendi sunumlarından ve kütüphanelerden faydalandım. Bu arada ufak reklam yapalım. İş arayan varsa ilgilenir. Projelerimizde bizim ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla yukarıdaki e-mail adresini falan düşünüp sizinle veya e-mail adresinlerse görüşmek isteriz. Sorularınız varsa buradan başlayalım mikrofonuna. Öncelikle şimdi bir teşekkür ederiz. Uzatalım. Hangi yöntemleri karşılaştırdınız? Regresyon, GVM, Mindfulness, hangi yeri mesela yöntemler? Orada Spark'ın desteklediği classification metodlarında logistik classification var. Logistik classification'a karşılık gelen. Onun dışında GVM de destekliyor. Üçünü kıyasladık. Bunların arasından Random Forest Performans farklarını hatırlıyor musunuz? Çok yüksek değil performans farkları.
burada tamamen aslında bahsettiğim şey doğruydu. Yani bu feature'larla alakalı birazcık. Şimdi random forest'a direkt veriyorsunuz. Ötekilere çok daha fazla işlem yapmanız gerekiyor. Belki orada daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Ama oraya da çok fazla şey yapmanız lazım. Feature'ları daha çok modifiye yapmanız lazım. Daha çok hesaplamanız lazım. Belki oraya da hani odaklanırsa, belki oradan iyi bir sonuç elde edebilirdi ama en azından proje süresinde en iyi sonuçları random forest verdi diyebilirim. Ancak bunun da bir sonu yok. Ne kadar çok feature üzerinde oynarsanız, çünkü deneyebileceğiniz kombinasyon çok fazla. Yani sadece bahsettiğim gelir gruplarını doğru dağıtabilmek, yaşları doğru dağıtabilmek, insanların aktivasyon sürelerini doğru dağıtabilmek, onları gruplayabilmek, gruplamak daha doğrusunu yapmak bile çok fark ettiriyor. Dolayısıyla hani bir şekilde bu kadar. Hani feature engineering'i ben 3 hafta ayırdım. 3 hafta sonra ne çıktıysa çıktı deyip ilerlemek gerekiyor. Benim daha sonra. En sonunda feature importance dediniz ya, orada bir threshold tanımlayıp şu importance'ların altında olanları çıkartıp tekrardan model yarattınız mı yoksa onlara sadece baktınız mı? Onlara baktım, onları denedim. Çok etkilemiyor. Zaten şey diyor yani, bunlar sıfırdır diyor. Bunları zaten kendi de kullanmıyor bazı parametreleri. İşte belli bir threshold'un altında bir tamamen kaldırmak gibi, tekrardan model yaratmak gibi. Şey yapmadık hani, ancak bizde 300 tane parametre vardı. 300 tane parametrede ilk yüzü kullanarak tekrar yap demedik. Ama negatif olanları, sıfır olanları çıkarttık. Belki o ilk dediğin gibi top 50'yi kullanarak bir daha denilebilir. Ama hani bir şekilde katkısı varsa... Mikrosi attırdı belki. Bir de şey, depleri ve ağaç sayısına bakarken cross olduğu için gibi yöntem kullanmak yerine neden sürekli deneyerek 5 deniz, 6 deniz gibi deniz? Cross-validation gibi kullandık tabii ki. Bizim burada datamız çok fazlaydı zaten. Yani 6 aylık datamız vardı ve aylık tahmin ettiğimiz için hem kendi training dataset, training ve test seti içinde yaptık onları. Aynı zamanda bir sonraki ay, bir önceki ay gibi şeylerle test ettik. Hatta biz de istenen bu ayın datasını kullanarak 2 ay sonrayı tahmin etmekte. Onda da aslında ondan bahsetmedim ama orada da güzel sonuçlar çıktı yani. Cross-validation için yüzde kaç ayırdınız testte diye? Yüzde herhalde car cross-validation yapıldı 10 diye hatırlıyorum ama tam doğru bir şeyine bakmak lazım. Tamam. Tamam, başka soru yok sanırım. Ben bir soru sorabilirim. Tabii ki. Sorunuz için teşekkürler. Ben şeyi merak ediyorum. Siz modeli geliştirdiniz ve modelden sonra bunu deploy etmeniz gerekiyor. Nasıl bir yol izlediniz orada? Zaten Spark üzerinde geliştirdiğimiz için aslında hani bazen şey oluyor, Arda geliştirip Spark'a tekrar yazıyorsun gibi şeyler oluyor. Biz bunu tamamen zaten Pilot Data üzerinde çalışan Spark'ta scalable, deployable kod yazdığımız için sonucunu direkt oraya koyduk. Buradaki tek bizim yaptığımız ekstra hani automatization anlamında bir de burada aldığımız scoop var. Scoop'la data warehouse'a bağlanıp data warehouse'daki feature'ları alıp Spark'a koyuyoruz. Yani bir öyle bir mekanizma. Orada bu PMML diye bir format var. Onu evet. Kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Bu çalışmayı ne kadar, kaç kişilik bir ekip, ne kadar süre tamamladınız tahminini, bu çoğun modellemesini ve çıktıların anlamını? Yani toplam herkes sayarsak aslında 5 kişi diyebiliriz, 10 hafta sürdü. Ama bahsettiğim gibi burada en fazla zaman alan şey data preparation ve feature extraction dediğimiz şey. Model kısmı çok az, bir de çok fazla deneme yaptığınız zaman datalar büyük. Yani küçük data üzerinde çalışıyoruz ilk başta. Sample üzerinde çalışıyoruz tabii ki ama belirli noktadan sonra ya gerçek datalara da teste girişiyorsunuz mecburen. Orada işte 2 saat, 3 saat, 2 saat, 3 saat. Yani dolayısıyla bir işin doğasını da getirdiği bir süre uzaması var. Direkt çok iyi bildiğiniz bir dataysa ve elinizde yeterli kaynaklar varsa bir ayda bile çıkarabilirsiniz. Sample seçerken nasıl bir yol izlediniz? Yani tamamen random sample. Bizim elimizde yaklaşık 7 milyonluk bir liste vardı. 7 milyonun üzerinden işlem yapıldı.
Hedonism üzerinden direkt random sample'larla ilerlendi. Ay ay, yani random'ı seçerken dediniz ya, bir ay, iki ay sonrasını karşılaştırıyoruz. Direkt o 6 aylık datanın içinden random aldınız diye Yok, ay içerisinden, yani mesela Ocak'tan başlayacak olsak, Ocak'tan bir random alındı, Şubat'tan bir alındı, Şubat'tan random alındı, Mart'tan bir alındı. Yani sadece bir ay üzerinde de çalışılmadı. Hani bütün aylar çalışıldı ve sonuçta bir aya optimize edebilirsiniz algoritmayı ama bir sonraki ay için çalışmayabilir. Dolayısıyla hani bütün aylarda iyi sonuç veren işlemler yapılarak ilerlenmesin. Teşekkür ederim. Ömer Bey'e teşekkür edelim o zaman. Dışarıda...